Evet, kadayıf aldığımız zaman, kadayıfımız marketten aldığımız zaman böyle karışıktır ve birbirine yapışıktır. Kadayıfı tiftiklemeye geldi sıra. Eğer aldığınız kadayıf bayatsa çok çabuk tiftikleneceklerdir. Siz bunu bayat olduğu zaman elinize bir kase alıp parmağınızı batırıp selpelediğiniz zaman kadayıfın üzerine sık sık kadayıfı alt üst yaptığınız zaman kadayıfınızı tekrar eski nemliliğine ve yumuşaklığına kavuşturabilirsiniz. Kadayıfınız taze, nemli olursa o kadar güzel baskı olur ve pişerken güzel pişer. Tepsiyi ters çevirdiğiniz zaman dağılma yapmaz. Üstü çıtır, altı normal yumuşaklıkta olur. O yüzden kadayıfınızın mutlaka taze olmasına dikkat edin. Eğer daha önceden aldığınız dolapta beklettiyseniz dediğim gibi ıslatabilirsiniz onu nemli parmaklarınızla. Evet arkadaşlar, her şeyimiz hazır. Üzerine ısıtıp dökeceğimiz yağımız hazır. Kadayıfımızı tiftikledik, torbaya koyduk kurumasın diye. Çok önemli bu. Kurursa çıtır çıtır olur, güzel olmaz. Şerbetimiz var burada. Bir önceki kadayıftan ya da herhangi bir tatlıdan kalan bir şerbet. Bu şerbetten kullanacağız. Yine kadayıfta kullanmak için çok güzel tereyağı ve margarinin karışık olduğu bir kadayıflık yağımız var. Baklavada da kullanılıyor aynı zamanda. Şimdi başlıyoruz. Bu yağdan bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı göz kararı koyuyoruz. İki yemek kaşığımız yeter. Bir avuç kadar. Sonra buraya bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı da şerbet olup koyuyoruz. Şerbet ne için? Şerbet güzelce kızarması için. Şerbet olmasa ne olur? Beyaz olur, çıtır olur, görüntüsü yavan olur. Ama şerbet olursa, bu bal da olur, pekmez de olur. Pekmez olursa bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı. Ama normal şerbet olursa bu şerbetten bir yemek kaşığı anca yeter. Evet, şimdi bu tepsiye bunu dizmeye ve yaymaya başlıyorum. Evet, kadayıf tepsimize 100 gram kadar, 110 gram kadar yağımızı koyduk. Bir yemek kaşığı şerbetimizi koyduk. Şerbetimiz burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu şerbetle yağı birbirine güzelce karıştıracağız. Şerbetin yağı iyice karışmasını sağlayacağız. Elimizin her tarafını kullanabiliriz. Yağ beyazlamaya başlayacak birazdan. Kenardan alıp içeriye doğru. Kenardan alıp içeriye doğru. Yağla şerbeti birbirine yedirip kaymak kıvamı alıncaya kadar kadayıfı şerbetle bir güzel yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi bembeyaz olmaya başladı. Şerbet yağı iyi yenmezse bazı kısımları pişer, bazı pişimleri çiğ kalır. Biz de o pişirime dikkat etmek için şerbetin güzelce yağ karışmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın, yağ kaymak gibi oldu. Pütürlük kalmadı. Bu şekilde. Şimdi bunu tepsiye güzelce bir yaymamız gerekiyor. Her tarafını eşit şekilde yağ alması için. Evet. Bu şekilde tepsimiz hazır. Yağımızı da sürdük. Şimdi kadayıfımızı bununla dökmeye geldi sıra.
3 kase şeker, 2 kase su yetiyor bir kare tepsiye. 3 kase şeker, 2 kase çorba kasesi, evlerimizde bulunan bir çorba kasesi yetiyor. Bunu koyuyoruz ve altını yakıyoruz. 2 parça da limon atıyoruz. Kadayıfımızın yağını sürdükten sonra fıstıkları, varsa fıstığımız, tepsinin dibine güzelce yerleştiriyoruz. Tepsimizin dibi birazdan tepsimizin üstü olacağı için, ters çevireceğimiz için, çevirdiğimiz tarafın lezzetli ve güzel görünmesi için bu şekilde, gördüğünüz gibi sık bir şekilde fıstıkları dizdik. Birazdan pişince burayı da size özellikle göstereceğim. Evet, şimdi geldi sıra kadayıfları tepsiye yerleştirmeye. Kadayıfımızı çiftçiklemiştik, tepsimizin altını yağlamıştık, fıstıklarımızı dizmiştik. Şimdi sırasıyla kadayıfımızı ikiye bölüyoruz. Az kısmını önce tepsinin dibine eşit gelecek şekilde şöyle elimizle serpe serpe yukarı doğru alıyoruz. Bir tarafı daha yapalım, boşluklar kalmasın. Çok önemli bir yere geliyoruz şimdi. Yine kadayıfta olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet. Şimdi buraya kadar her şey kadayıf hazırlığıydı. Eğer buraya peynir koyarsanız, pişirirseniz bu künefe olur. Fıstık koyar, pişirirseniz bu da kadayıf olur. Şimdi bir başka bir tepsimizi aldık. Gördüğünüz gibi bakın, içine giren bir tepsi. Yukarıdan bastırdık buna. Bastırdığımız zaman gördüğünüz gibi tepsimiz dümdüz oldu. Hiçbir boşluk kalmadı. Dümdüz oldu. Bir bastıralım, bir daha bastıralım. Gördüğünüz gibi bakın, harika bir şekilde bastırdık. Tepsimiz güzelce dümdüz oldu, kadayıflarımız. Şimdi buraya fıstıkları dizmeye geldi sıra. Fıstıklarımızı daha önceden Antep'ten getirttirmiştik. Yeşil Antep boz fıstık diyoruz. Bunu güzelce çektik makinede. Bugün biraz ince çektik. Hem renk verir bu, hem de lezzetini daha çok açığa çıkartır. Şöyle elimizle yine serpeleye serpeleye eşit bir şekilde, her tarafa gelecek şekilde ortası, kenarı, her tarafa gördüğünüz gibi döküyoruz. Fıstık çok bol olursa misafirlerimiz, müşterilerimiz fıstık mı yedik, kadayıf mı yedik diye dalga geçerler sizden. Dengeli koymanızda fayda var. Fıstığın çok olup tatlının önüne geçmesini ya da az olup kadayıfın öne geçmesini engelleyebilirsiniz. Bence şu anda kadayıflar görünmeyecek kadar üzeri kapatıldı. Şu kısma da döktükten sonra kadayıfımız için yeterli bir fıstık dökmüş olduk. Şimdi ikinci kadayıfı ikiye böldüğümüz kadayıfın diğer kısmını bu kadayıfın üzerine eşit bir şekilde yine yayarak geliyoruz. Daha önceden kadayıfımızı çiftliklediğimiz için gördüğünüz gibi kadayıfımız rahatlıkla dökülüyor üzerine. Bu döküldükten sonra yine diğer tepsiyle yine bir baskı yapacağız buna. Evet, harika oldu. Boşluklar kalmayacak şekilde yapın. Yaklaşık 20 yıldır bu kadayıfı aynı ölçülerle yapıyorum. Hiç ölçüleri değiştirmiyorum. Gram olsun şaşmıyorum. Mutlaka elimde terazim varsa tartarak yapıyorum. Yoksa sıkıntı olabileceğini düşündüğüm yerlerde bunları kase hesabı yapıyorum. Gördüğünüz gibi kadayıfımız bitti. Masanın üstünde hiç kadayıf kalmadı. Hepsini tepsiye dizdik.
Şimdi kenardan içeri doğru bastırarak, çevirerek bütün kadayıfların içeriye doğru girmesini sağlıyorum. Elimle de yokluyorum, bakıyorum. Sert olan, yüksek olan yerler varsa oraları da parmak uçlarımla kenarlara doğru yayıyorum. Şu anda herhangi bir şey, bir olumsuz bir şey görünmüyor. Evet, şimdi kadayıfı son kez basıyoruz. Kadayıfımız çok taze olursa bastırdığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi şekil alacaktır. Evet, dümdüz oldu. Dümdüz, hiç püstür kalmadı. Ben bunu baskıya bırakıyorum. Ve yağını getirmeye gidiyorum. Yağını getirip tepsiyi yağlama sırasına geçeceğiz şimdi. Evet, yağımız ocaktaydı, ısınıyordu. Gördüğünüz gibi eridi. Süpürgemizle yağımızı eşit bir şekilde kadayıfımızın üzerine damlatma yöntemine göre yayıyoruz. Her tarafa gelecek şekilde. Bir tarafa fazla, bir tarafa az olmasına veya olmamasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi kadayıfımız eridi. Erimiş yağı üzerine döküyoruz. Baskısını yaptık. Kadayıfımızı güzelce dizdik. Gördüğünüz gibi her şey şu ana kadar güzel gidiyor. Az sonra bunu fırına atacağız. Fırın konusu da yine dikkat etmemiz gereken bir konu. Bazı fırınlar 20 dakika, bazı fırınlar 15 dakika. O yüzden hiç rizikoya girmeyin. 15 dakikadan sonra fırına sık sık göz atın. Üst tarafı kızarınca tepsiyi ters çevireceğiz. Az sonra beraber göreceğiz. Evet. Evet, şerbetimiz kaynadı. Şimdi bakalım fırındaki durumumuz nedir? Evet, fırındaki kadayıfımız da bayağı kızarmış. Şöyle bir çekelim bakalım hep beraber. Evet, çok güzel kızarmış. Şuradan gördüğünüz gibi kadayıf bayağı kızarmış. Az bir şey daha tutmak istiyorum. Az bir buçuk, iki dakika daha tutmak istiyorum. Bir buçuk, iki dakika ne bir iki derseniz çok şey fark ediyor bir buçuk, iki dakikada. Evet, kadayıfımızı çıkardım. Gördüğünüz gibi kızardı. Kenarlardan tepsinin kenarları daraldı. Demin baskı yaptığımız tepsiyle bu tepsiyi iç içe geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın iç içe geçti. Bir bezle yukarıdan, bir bezle aşağıdan. Çünkü aşağıdaki tepsi kaynar vaziyette şu anda. Çok sıcak. Fırından çıktı çünkü. Bunu ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın ters çevirdim. Çok basit bir şekilde çevirdim. Üstteki tepsi şu anda sıcak. Bunu dikkatli bir şekilde aldım. Kenara bir yere, soğuk bir yere bıraktım. Şu anda kadayıfın alt kısmı üste geldi. Üst kısmı alta geldi. Bakın ne kadar güzel kızarmış. Ne kadar güzel olmuş ama benim için yeterli değil bu. Bir 3 dakika daha bunu fırında tutup renk almasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, kadayıf istediğim rengi aldı gördüğünüz gibi. Şerbetimiz de sıcak. Burada önemli olan şerbetimiz de sıcak. Efendime söyleyeyim, kadayıfımız da sıcak. Şu anda ikisi de fırından, ocaktan alındı. Gördüğünüz gibi bakın. İkisi de sıcak. Ne olduğunu görebiliyor musunuz? Kadayıf da sıcak. Şerbet de sıcak. Şerbetimizin tamamını değil ama yaklaşık 4 kepçe döktüm. Biraz çekmesini bekleyeceğim. Çektikten sonra diğerinde verebilirim duruma göre. Sizler evlerde birini soğuk birini sıcak yapıyorsunuz ama yanlış yaptığınız şey kadayıfı kalın yapıyorsunuz. İnce yapmaya özen gösterin. Afiyet olsun.